Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon yerinde. Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmeleri genel kurulun 03.12.2019 tarihli 25. birleşiminde alınan karara uygun olarak bastırılıp dağıtılan programa göre yapılacaktır. Başlangıçta bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde siyasi parti gruplarına ve iç tüzüğün 62. maddesi gereğince istemi halinde görüşlerini bildirmek üzere yürütmeye 80'er dakika söz verilecek ve bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilecektir. Şahıslar adına yapılacak konuşmaların süresi ise 10'ar dakika olacaktır. Şimdi bütçenin tümü üzerinde siyasi parti grupları, yürütme ve şahıslar adına söz alanların adlarını sırasıyla okuyorum. İyi Parti grubu adına Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan ile Bursa Milletvekili Sayın İsmail Tatlıoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Grup Başkan Vekilleri Manisa Milletvekili Sayın Erkan Akçay ile Sakarya Milletvekili Sayın Muhammed Levent Bülbül. Halkların Demokratik Partisi grubu adına eş genel başkanlar İstanbul Milletvekili Sayın Pervin Buldan ile Van Milletvekili Sayın Sezai Temelli. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına genel başkan ve İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Nurettin Canikli ile Mersin Milletvekili Sayın Lütfü Elvan. Gruplar tarafımca uygun görülmesi ve gruplarca mutabakat bulunması nedeniyle emsal teşkil etmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen ancak grubu bulunmayan siyasi parti temsilcilerine 5'er dakika söz vereceğim. Bu kapsamda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Erkan Baş, Saadet Partisi adına İstanbul Milletvekili Sayın Nazır Cihangir İslam, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Gültekin Uysal ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Destici'ye söz vereceğim. Şahsı adına Leh'te İstanbul Milletvekili Sayın Erol Kaya, yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, şahsı adına Aleyh'te İstanbul Milletvekili Sayın Erol Katılıcıoğlu. Şimdi gruplar adına ilk söz İyi Parti grubu adına Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'a aittir. Buyurun Sayın Türkkan. Süreniz 40 dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gözlerimiz tabii Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda biraz evvel burada bulunan şu ana kadar 17 yıllık hükümetleri döneminde büyük sorumluluk taşımış Sayın Binali Yıldırım'ı, genel başkan vekilini arıyor ama parlamentonun ne kadar işlevsiz kaldığına dair bütçe görüşmelerinin ilk gününde dahi gösterilen ilgiden belli. Bunu daha ileriki konuşmalarımızda biraz daha değineceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifi üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 12 gün boyunca bütçeyi konuşacağız burada. Geçim sıkıntısı çeken, evinde tenceresi kaynamayan, insanlarımızın sihtah yapamayan esnafımızın derdine çare olup olmayacağını merakla beklediği ülkenin bütçesini konuşacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, ekonomisi zayıf bir ulus yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz. Güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz. Toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz. Amerikalı yazar Leo Huberman da diyor ki, her uygarlıkta ekonomi, politika, yasalar, eğitim birbirine bağlıdır. Her biri ötekine dayanır ancak bütün bunlar içinde ekonomi en önemlisidir, temel etmendir. Bu sene bütçede 63,5 milyar lira yatırımlara harcanırken 139 milyar lira borç faizlerine ayrılmış. Geçen sene buna benzer rakamları da yine konuşmamın başında söylemiştim. O zaman da 65 milyar lira yatırımlara harcanırken 117 milyar lira borç faizlerine ayrılmıştı. Dikkatinizi çekiyorum. Borç değil. Sadece borç faizine. Galata tefecilerine düşmüş, iflas etmiş tüccar gibi.
Üstüne üstlük geçen seneye göre hem yatırımlara harcadığınız para daha düşük, hem de borç faizlerine ayrılan para geçen seneden 22 milyar lira daha fazla. Ülkemize dair sadece birkaç rakam vereceğim size. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2103 lira. Yoksulluk sınırı 6849 lira. Asgari ücret 2020 lira. Ortalama emekli maaşı 1500 lira. Yıllardır dindar ve muhafazakar toplumdan bahsedip durdunuz. Asgari ücreti belirlerken neden Diyanet'in açıkladığı fitre rakamına göre hesaplamıyorsunuz? Ya işinize gelmiyor veyahut da matematiğiniz zayıf. Çünkü vatandaşlarımızı martı gibi simitle beslenen canlılar yerine koyuyorsunuz. Türk milletini Stalin'in tavuğuna benzettiniz. Stalin tavuğun hikayesini burada çoğu arkadaşımız bilir. Oysa ki Diyanet'in açıkladığı rakama göre bir kişinin bir günlük öğünü 23 lira. 4 kişilik bir aile için düşündüğümüzde bu rakam ayda 2760 lira. O da aç kalmaması için sadece. Bu şartlarda siz insanları açlığa mahkum ediyorsunuz. Çünkü 17 yıllık iktidarınızın sırrı Türkiye'de açlığı ve yoksulluğu kullanarak iktidarda kalmak. Bu kadar parayı insanların ihtiyaçlarına ayırmak, yatırım yapmak yerine siz sadece borç faizi ödüyorsunuz. Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var. Gelecek nesillerimiz için bu yatırımı yapmak zorundasınız. Ancak siz bu yatırımları yapmamakta ısrar ediyorsunuz. Bu şartlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye nasıl bırakacağız? Milletimiz bunu hak ediyor mu? Yazık değil mi bu millete? Şimdi cevap verin. Bütçeyi mi konuşalım, ekonomiyi mi konuşalım? İçinizden geçen ama söylemekten korktuğunuz cevabı ben biliyorum aslında. Göreceğiz bakalım 2020'de ekonomiyi düzeltebilecek misiniz? Burada ben de ekonomiyle ilgili rakamlar veriyorum, daha da vereceğim. Beni de terörist yerine koymazsınız inşallah. Demokratik toplumların en yüce değerlerinden olan ifade özgürlüğüne karşı gösterdiğiniz bu düşmanca tavır son derece anlamsız, çirkin ve devlet adabına uygun değil. Kesinlikle yakışmıyor. Kaldı ki ekonomide terör estiren de sizsiniz. Neden terör estirdiğinize gelince, bir kere ilk düğmeyi yanlış iliklediniz siz. İlk düğme yanlış iliklenince geri kalan düğmeler de yanlış iliklenmiş oluyor. Ekonomide düğme yanlış iliklenince ne olur? Tıpkı enflasyonu uzun süre manipüle eden, kağıt üzerinde rakamlarla oynayan Arjantin ekonomisi gibi çakılırsınız sonunda. Belki umut olsun diye söyledi, belki danışmanları gerçekleri kendisinden sakladı ama Sayın Cumhurbaşkanı 2020'de %5 büyüyeceğimizi söyledi. Dedim ya, düğme yanlış iliklenince gerisi de yanlış geliyor. Unutulmasın ki bir ülkenin iktisadi verilerin doğruluğu o ülkenin aynı zamanda namusudur. Siz şimdi bütün hesabınızı %5 büyüme üzerine yapacaksınız. Gerçeklerden uzak bu rakam yüzünden hiçbir hedefinizi gerçekleştiremeyecek ve bütçede tahmininizden daha fazla açık vereceksiniz. Sonuç ne olacak? Daha da fakirleşeceğiz, daha da borçlanmak zorunda kalacağız. Dış politikadaki tutarsızlığınız yüzünden, hukuku, adaleti, demokrasiyi askıya almanız yüzünden borç da bulamayacaksınız. Bulsanız da tefeci faiziyle bulacaksınız, şimdi yaptığınız gibi. Faizler ekonomiyi daha da zorlayacak, vergi terörü estireceksiniz. Ekmek aslanın ağzındayken aslanı bile ekmeğe muhtaç hale getireceksiniz. Bir daha ekonomik gerçekleri söyleyenleri terörist diye suçlarken iki kere düşünün. Maalesef hiçbir önleminiz, getirdiğiniz ilave vergiler ekonomik sıkıntılara çözüm olmayacak. Ben istemez miyim %5 büyüyelim? Hepinizden daha fazla ben isterim. Bunu becerebilirseniz gurur da duyarım. Ama kazın ayağı hiç öyle değil maalesef. 2020 yılında gayri safi yurt içi hasılamız 4,8 trilyon lira. Bütçemiz de bu paranın %22'si kadar, yani 1,1 trilyon lira olacak. Tahmin ettiğiniz gelir miktarı da 956 milyar lira. Geçen sene tahmini bütçe açığını tutturamadınız. Bütçe açığı için yaklaşık
80 milyar lira öngörmüştünüz. Ancak açıkladığınız yeni ekonomi programında bütçe açığını 125 milyar lira olarak ifade ettiniz. IMF'e göre bu 165 milyar lira. Orada da yine bir saklama var. Bu sene de 139 milyar lira öngörüyorsunuz. Bu tutarsızlığınızla 2020 bütçesindeki rakamları nasıl tutturacaksınız merak ediyorum. Üstelik bu sene Merkez Bankası'nda yedek akçe de yok. Yani Merkez Bankası'nda boşaltacağınız para da kalmadı. Sizin tahminlerinizde bile Maastricht kriterlerinin de sınırlarındayız. En ufak bir şaşmada bunun üstüne çıkılacağını tahmin etmek çok zor değil. Bu açığı kapatmak için şapkadan tavşan çıkaracak haliniz de yok. Ya borçlanacaksınız ya da vergi oranlarını, ürün ve hizmet fiyatlarını artıracaksınız. Yani milletimiz daha da yoksullaşacak, daha da fukaralaştıracaksınız. Sosyal problemler 2020 yılı içerisinde kontrol edilemez boyutta artacak. Neden kontrol edilemez diyorum? Çünkü 2020 yılı 2008 yılında olduğu gibi teğet geçmeyecek. Dünya ekonomilerinde beklenen büyük buhran ve onun oluşturduğu tsunami maalesef bizi de vuracak. Maalesef diyorum çünkü ülke ekonomimizi dışarıya, üretimimizin tamamı ithalata bağlı. Yani dünyadaki yangından etkilenmememiz bizim de söz konusu değil. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Önümüzdeki yıl 2019 yılındaki tablonun daha da ağırlaşacağı, ithalata dayalı üretimimizde daralmaya gidileceği, sanayide çarkların durmasıyla iflasların ve işsizliğin daha da artacağı, artan yokluk ve fukaralıkla beraber alım gücünün ve tüketimin düşeceği, dolayısıyla vergi gelirlerindeki artışın yakalanamayacağı gerçeği karşımıza çıkıyor. Hala şu gerçeği kabullenemediniz. Getirdiğiniz vergiler ekonomik sıkıntılara çözüm olmaz, olamaz. Çünkü gelirinizden çok daha fazlasını harcıyorsunuz. Devleti çok pahalı yönetiyorsunuz. Belki bazen küçük harcamalar gibi geliyor size ama Amerikalı devlet adamı Benjamin Franklin dediği gibi küçük harcamaları gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir delik koca bir gemiyi batırır. Siz ne yapıyorsunuz? Harcamaları kısmak yerine vergi yükü altında ezilen vatandaşı daha da boğuyorsunuz. Yeni vergiler icat ediyorsunuz. Getirdiğiniz bazı vergiler başka ülkelerde de var ancak o ülkelerin alım güçleri yüksek. İnsanlar rahatça harcayabiliyorlar. İnsanımız yazın artık köyüne bile gidemiyor. 4 kişilik bir ailenin köyüne gidip gelmesi en az 3.000 lira. Ne yapsın bu vatandaş? Kredi kartına mı yüklensin? Bankaların allı pullu yaz kredilerini kullanıp daha da mı borca bassın? Var ise hanımın bileziklerini mi bozursun? Ben ülkem adına utanıyorum. Dünün demir perde ülkesi dediğimiz Bulgaristan'da sıradan bir işçi Antalya'da 5 yıldızlı otelde bir hafta tatil yapıyor. Benim vatandaşım ise Akbil'i dolduracak para bulamıyor. Onların geldiği noktayla bizim geldiğimiz noktayı açıklayacak çok müşahhas bir örnek bu. Türk milletine siz bunu reva görüyorsunuz. Turizm Kalkınma Ajansı diye bir ajans kurdunuz. Bu ajans ne yapar anlamadım. Çok ciddi de bir para toplayacak. Bu ajans kimlerden kuruldu diye bakıyorum. Fettah Tamince var mesela. Bu ajansa bulabildiğiniz tek adam bu. İnsan kaynağınız da tükendi. Merkez Bankası'ndaki paraları tükettiğiniz gibi insan kaynaklarınız da tükendi. Bizden önce buzdolabı yoktu gibi bir yalanı siyaset dilinde kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili de 2 cümle lafınız olsun istiyorum ben. Zengine vergi getirdik dediniz. Böylece aslında beyaz yakalıları vurdunuz. Vergi oranını %35'ten %40'a çıkardınız. Kim bu insanlar? Yok ettiğiniz orta direkten geri kalan, asıl harcamayı yapan, asıl KDV topladığınız insanlar. 3-5 kuruş fazla vergi almak için bu insanların tüketimine balta vurdunuz. Aslında dolaylı olarak esnafı da vurdunuz. Eğer zenginden vergi almak isteseydiniz, şirketinden belli bir miktarın üzerinde kar payı alanın stopaj oranını arttırdınız. O zaman şöyle derdiniz, zengine vergi getirdik. Eğer zenginden daha çok, fakirden daha az almak istiyorsanız, asgari ücretliden kesilen vergiyi kaldırın. Asgari ücretli nefes alsın. Suriyelilere 40 milyar dolar harcamakla övünen bir devletin, açlık sınırının altında yaşayan bir maaştan gelecek vergiye ihtiyacı olmaması gerekir. İkisinden birisi yanlış mı? 40 milyar dolar harcayacak kadar hovardalık yapabiliyorsanız asgari ücretliden vergi almayacaksınız. Ama insanlardan sakladığınız gerçek şu.
Siz bu vergileri zenginden daha çok, fakirden daha az almak için değil, bütçe açığını gidermek, olmayan yolcunun, olmayan hastanın, geçmeyen aracın taahhüdünü bütçedeki delikleri kapatmak için getirdiniz. Keşke sadece bütçe açığını gidermek olsa yine iyi. Benim anlamadığım, ülkeyi neredeyse üzerinize geçirdiniz ya. Ülke sizin üzerinize geçti. Siz ne zaman duyacaksınız? Ve şu masadan elhamdülillah diyerek ne zaman kalkacaksınız merak ediyorum. Bir elhamdülillah deyin ya. Hamdolsun bu kadar doyduk deyin. Ama hala milletin sırtına çökmüşsünüz, devlete çökmüşsünüz. Fakir fukara açlıktan perişan durumda siz hala doymayı bilmediniz. Yani siz iktidara gelirken yandaşlarınızla beraber masaya oturup Türkiye'yi kendinize pay mı ettiniz arkadaşlar? Ya da iktidarda kalmak için kendi sermayenizi yaratırken nasıl olsa kadı bizim, aynı kadı. Bunu düşünerek ipin ucunu kaçırdınız. Tek derdiniz yandaşlarınızı doyurmak oldu. Tek çareniz de dışarıdan borç almak. Beyler vallahi kendinize gelin. Tıpkı Lale Devri'nde olduğu gibi bu ülkenin gereksiz projelere, gereksiz giderlere borç bulsanız dahi harcama lüksü yok. Bakın bize benzeyen devletler içinde en büyük tehlike dış borç faiz sermanına düşmek. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinin en önemli sebebi de buydu. 1881 yılında Düyun-u İmam Umumiye İdaresi diye bir bu sebeple kuruldu o idare. Devlet yöneticilerin en başta bilmesi gereken husus da budur. Bugün hangi devlet olursa olsun başka bir devletten borç alıyorsa peşinen buyruk almayı da kabul etmiş olur. Bu borçlardan kurtulmak da öyle söylenildiği gibi, zannedildiği gibi de kolay değil. Hatırlayın, borçlanma arttıkça Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma süreci de hızlanmıştı. Ve kala kala bize sadece 1/7 kaldı Osmanlı'nın. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu çok ciddiye almak gerekiyor arkadaşlar. Ben sizlerin bu işi yeteri kadar ciddiye aldığınız kanaatinde değilim. Biraz da buradan esinlenerek söylüyorum. Eğer bu kafayla gidilirse, iş ciddiye alınmazsa, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarındaki Duyun Umumiye'ye benzer bir halle karşı karşıya kalabilir. Bu da çok tehlikelidir. Allah göstermesin. O dönemin şartlarıyla şimdiki şartlar aynı mı diye soracaksınız bana ama Türkiye'de insanları doyuramazsanız Türkiye'de yönetemezsiniz. Almanların 2. Dünya Savaşı'nda aç kalmamak için saksıda yetiştirdiği soğanı, patatesi bile bu millete kilosu 10 liradan yedirdiniz, siz unutmayın. Özelleştirme adı altında sata sata hiçbir şey bırakmadınız. Ederi olanları da varlık fonu dediğiniz bu kumbaranın içine attınız. Neden? Çünkü elde avuçta bir şey kalmayacağını bildiğiniz için tek teminatınız, tek ipotek göstereceğiniz varlık fonu var. O kadar. Bu dönemin Duyun-u Umumiyesi de varlık fonudur. 19. yüzyılda devletin gelirine el koydular. Şimdi ise elde kalan ne varsa yabancılara sattığınız için 80 milyon vatandaşımızı bir müşteri gibi görerek emperyalistlerin önüne attınız. Siz değil miydiniz Türkiye'yi bir şirket gibi yönetmek isteyen? Maalesef işte o şirketi batırdınız. Müflis bir şirketin yöneticileri olarak karşımıza duruyorsunuz. Öyle ki Türkiye'yi dünyanın en pahalı yaşam koşullarına sahip ülkesi haline getirdiniz. Örnek mi istiyorsunuz? Bakın emeklilerimize, asgari ücretin dahi altında maaş almak zorunda bırakılan emeklilerimiz var bu ülkede. Yaşların getirdiği yorgunluğu, ülkemizin güzelliklerini görerek üzerlerinden atmalarını bir kenara bırakın. Aç kalmadan geçirdikleri günlere şükreder hale gelmiş durumdalar. Kiralarını, doğalgaz faturalarını ödeyemedikleri için kara kışı en sert şekilde hissetmek zorunda kalacak emekliler. Bu zorlukları yaşayanlar sadece seçim zamanında hatırladığınız emekli vatandaşlarımız. Bir de emekliliği hak ettikleri halde maaşa bağlanmayan, emeklilikte saraya takılanlar var. Aylardır hükümete seslerini duyurmaya çalışanlar var. Ancak bir türlü isteklerini kabul ettiremiyorlar. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadığını söyleyen milli ve yerli anlayış kendi vatanında kendi evlatlarını sığınmacı yerine koyuyor. Meclise bu konuda getirdiğimiz önergelerin tamamını reddettiniz. Bu konu çözümü için hangi koşulların gerekli olduğunu ve bütçeye ne kadar maliyet getireceğini dahi araştırmaktan imtina ettiniz. Merak ediyorum, sahi siz gerçekten milli ve yerli misiniz?
İYİ Parti olarak her ortamda EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Ve haklı mücadelelerine sahip çıkacağız. İktidara geldiğimiz ilk dönemde onların bu meselelerini mutlaka çözeceğiz. Emin olun, emeklilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözüne kavuşturmak çok zor değil. Türkiye'nin bu yapısal sorunlarını aşabilecek yeterli gücü ve potansiyeli var. Yeter ki kaynakları iyi kullanırsın. Kaynakların doğru kullanılmadığını zaten siz de farkındasınız. Sizin Türkiye Cumhuriyeti'ni düşürdüğünüz durum dış politikadan güvenliğe, ekonomiye, devlet mekanizmasının çökmesine baktığımda aklıma Selçukluların son dönemi geliyor. Ne vardı son dönemlerinde? Ekonomik ve siyasi olumsuzluklar, karışıklıklar ile birlikte halka ağır vergiler yüklenmişti. Bu süreçte de Selçuklu devleti dağılma sürecine girmişti. Büyük Selçukluların ünlü veziri, büyük devlet adamı Nizamül Mülk, herhalde bazı gerçekleri görmüş olacak ki sahip olduğu ilim ve fikir ile devlet adamlarına her zaman ders niteliğinde olan siyasetnameyi kaleme almış. En çok da bunu dinlemesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız olması gerek. Nizamül Mülk'ün siyasetnamede devletin bekası için verdiği 7 öğütten birini size hatırlatmak istiyorum. Hem de bekanın ne olduğunu da bu şekilde öğrenmiş olurlar. Siz de öyle. Devlet, Nizamül Mülk şöyle söylüyor siyasetnamede. Devlet kolay kolay herkese nasip olmayacak büyük bir nimettir. Bu nimete sahip olan kimse ahirette büyük bir külfetle de karşı karşıya olduğunu bilmelidir. Fırsat eldeyken devletin malını devlet için harcamalı. Dünyalık yığmak yerine, bir daha tekrarlıyorum, dünyalık yığmak yerine ahiret için hazırlık yapmalıdır. Kendisi son derece rahat yaşarken halkı yoksulluk çeken devlet adamını çetin bir hesabın beklediği çok açıktır. Hazreti Ömer dahi bu azaptan korkuyorsa diğerlerinin ver haline diyor. Ne güzel bir nasihat. Madem kefenle yola çıkacaktınız, bence böyle çıkın. Kaynakları kendinize ve yandaşlarınıza kullandırıyorsunuz. Kaynak olmasa şehir hastanelerine 25 yıl boyunca kira ödemez, milletin sırtına yaklaşık 40 milyar dolar yük bindirmezdiniz. Hani kaynak yoktu? EYT'liye yok. 3600 ek gösterge bekleyen memura yok. Atama bekleyen öğretmenlere yok. Ama tabelasında Sağlık Bakanlığı yazan aslında birer özel hastane olan şehir hastanelerine kaynak var. Emekliye kaynak yok ama 4 milyon yolcu taşıyacağı taahhüt edilip yaklaşık 200 bin yolcuyu geçemeyen Zafer Havalimanı yapan müteahhide kaynak var. Kanal İstanbul gibi ekolojik anlamda İstanbul'u mahvedecek bir projeye, Zafer Havalimanı gibi balon bir projeye kaynak buluyorsunuz. Ancak reel sektörü harekete geçirecek, istihdamı artıracak, üretim ekonomisine kaynak bulamıyorsunuz. Çalışmayan insanlardan nefes alma vergisi alamayacağınıza göre bu insanlara iş alanları yaratmak zorundasınız. Çünkü ne kadar gizleseniz de 2020 yılında Türkiye'nin en büyük problemi bugünü bile mumla aratacak olan işsizlik sorunu olacaktır. İşsizlik problemi beraberinde sosyal problemleri de getiriyor. Ben Kocaeli milletvekiliyim. Sanayicilik yapıyorum 25 yıldır. Üretimi, aşı, işi, geçimin ne olduğunu, insanlarımızın bu konuda nasıl zorluk çektiğini yakından biliyorum. Kocaeli'nde oğluna pantolon alamadığı için kendini yakan babayı, İsmail Devrim'i hatırlıyor musunuz? Çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşamıyorum ki dedi ve maalesef 45 yaşında hayatına son verdi. İstihdamın en kolay olduğu şehirlerinden biriydi Kocaeli bir zamanlar. Biz milletvekili olarak iş için müracaat edenlere en rahat bir şekilde çözüm bulabilen insanlardık. Burada bulunan bütün Kocaeli milletvekilleri için şu anda telefona çıkmak istemiyoruz insanların böyle bir meselesine çözüm bulamadığımız için. Kocaeli'de durum buysa, Kocaeli gibi imkanlara sahip olamayan şehirlerde neler yaşandığını siz bir düşünün. Millet borç içinde, gırtlağına kadar borcu var insanımızın artık. Bakın, bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları
1 Ocak 22 Kasım 2019 tarihleri arasında toplam 51 milyar lira artarak 569,5 milyar lira ile rekor kırdı. Bu artışın 4 milyarlık kısmı sadece bu son bir haftada yaşandı. Son bir haftada milletin 4 milyar lira borcu arttı. Vatandaşı takibi anlam tüketici krizi ve kredi kartı borcu ise 2,9 milyar lira daha artarak 22 Kasım 2019 tarihi itibariyle 21,6 milyar lira oldu. Bankacılık sistemine olan borçları son aylarda yeniden hızla artmaya başlayan vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle bankalara ilk 10 aylık döneminde ödediği faiz de 64 milyar liraya ulaştı. Vatandaş, iktidara geldiğiniz hemen bir sene sonrası, yani 2003 ile 2019 Ekim arasında bankalara ne kadar faiz ödedi biliyor musunuz? 511 milyar lira. Zamanında ödenmediği için takibi alınan krediler 49 milyar lira artışla 26 Kasım itibariyle 142 milyar liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ekonomide gerçekten rekorlar kurmaya devam ediyorsunuz. Kredi stokunun %8,2 oranında arttığı bir dönemde batık kredilerdeki artış oranı %52'yi buldu. Batık kredilerin toplam kredilere oranı ise %5,5. Milletimiz batmış vaziyette ya. Bu tablonun gösterdiği şekilde. Bu millet batmış. Her gün işsiz insanlarımızın, borçlu insanlarımızın yaşadığı acı olaylara şahit oluyoruz. İnsanlar hayatına son veriyor. Toplu ölümler başladı. Ailece ölümler başladı. Ocaklar sönüyor artık. Yani burada ismini anmak istemiyorum. Bir zehirli maddeyle beraber insanlar kendini zehirliyor. Onu yasaklamayı durdurun. Konu o değil çünkü. Konu siyanür değil. İnsanlar geçinemiyor arkadaş ya. Çalışsa bile geçinemiyor. Umutları kalmamış. Yarından beklentileri yok. İzmir'de eşinin pazara gidelim dediği adam, sen biraz oyalan, duş alayım diyerek banyoya giriyor ve kendini öldürüyor. Ali Kabasakal'ı hatırlıyor musunuz efendim? Ali Kabasakal eşinin pazara gidelim sözünden sonra banyoya gidip hayatına son veriyor. Parası olmadığı için eşine yalan söylemek zorunda kalıyor. Av tüfeğiyle kendini vuruyor, intihar ediyor. Eşine param yok diyemiyor. Cebinden de sadece 1,5 lira çıktı Ali'nin. Lütfen bir empati yapın. Burada evli olan arkadaşlarımız var. Çoluk çocuğu olan arkadaşlarımız var. Bir adamın eşine param yok demesi kadar zulüm bir şey yoktur. Çocuklarına ben sana alamıyorum demesi kadar o adama zulmedeceğiniz hiçbir şey yoktur. İnsanlar bu kadar çaresiz. Siz burada istediğiniz kadar pembe tablolar çizin. Gerçeklerden kaçamıyorsunuz. Bu gerçekler, bunların hepsi aslında sizlerin eseri. Son zamanlarda insanlarımız yaşadıkları ekonomik bunalımların bir neticesi olarak savaşmaktan, kavga etmekten vazgeçip intihara sürüklenmeye başladılar. Bu tablo hepimiz için aslında bir utanç vesilesidir. Kendi vatandaşımızın huzurunu ve refahını sağlayamayan bir ülke haline geldiğimiz için bu gerçekle yüzleşmemiz, buna çözüm aramamız gerekiyor. Bir şeyler yapmak için daha kaç insanımızın hayatına son vermesini bekliyorsunuz siz? Eğer bir şeyler yapmak isteyip de yapamıyorsanız bu ülkeyi iyi yönetemiyorsunuz demektir. O zaman görevi devretmenizin zamanı da gelmiş, hatta geçmiş oluyor. Bir an önce yönetemediğiniz bu ülkeyi yönetmekten vazgeçip kenara çekilmenizi tavsiye ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sözü var. İnsanlara dininle namazın var mı, oruç tutuyor musun gibi Allah'ın soracağı sorular sormayacaksınız. İnsanlara aç mısın, ne ihtiyacın var, bir sorunun var mı gibi kulun kula soracağı sorular soracaksınız diyor. Siz insanımıza hiç aç mısınız diye soruyor musunuz? Yok. Namaz kıldım, eyvallah. Hacca gittin mi? Eyvallah. Zekat konusu pek konuşulmuyor. O dikkatimi çekiyor. Zekattan hiç bahseden yok. Zekat paraya taalluk ettiği için para vermek isteyen pek yok. Zekat konusunun hiç geçtiğini duymadım. Hiç. Konuşan da yok. Ama diğerleriyle ilgili sorular çok. Siz dalga geçer gibi enflasyonu %9 olduğunu açıklarken vatandaşımız markete, pazara gittiğinde neredeyse her şeyin yarı yarıya arttığını, elektrik faturasının, doğalgaz faturasının arttığını, bırakın ay sonunu, ay ortasına bile getiremediğini görüyor. Siz de memura, emekliye %3, %4 zammı reva görürken vatandaş kira artışının maaş artışından fazla olmasıyla
yani masraflarının da daha da artmasıyla geçen seneye göre daha fakir kaldığını görünce çaresizlikle ne yapacağını şaşırıyor. Vatandaşın umudu var aslında. Umudu sizin bir an önce iktidardan gitmenizde vatandaşın umudu. Bir tek umudu o kaldı. Bugün seçim olsa iktidar partisi olarak o sandıktan çıkamayacağınızı siz çok iyi biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz için de milleti oyalıyorsunuz. Vatandaş sizin işsizliğe bir çözüm bulamayacağınızın, yokluk ve fukaralıkla mücadele etmediğinizin, buradan da beslendiğinizin farkında. Ancak demokrasiyi askıya almışsınız. Hukuk devleti çökmüş. Yargıya güven neredeyse hiç kalmamış. İnsanlar adaleti Twitter'dan arıyor. Başına bir şey geldiğinde gideceği herhangi bir yargı sistemi olmadığı için Twitter'a yazayım belki bir çözüm bulunur diyor. Türkiye'de adaletin ve yargının geldiği sistem bu. Ama baktığımızda hep haklısınız. Kim gerçeği dile getirirse getirsin, onlar mutlaka hain, terörist, FETÖ'cü, dış güçlerin oyunu, beka meselesi yalanlarına sarılıp duruyorsunuz. Ve bunu elinizdeki medya gücü sayesinde tüm gerçekleri eğip bükerek algı operasyonlarıyla yapıyorsunuz. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti'ni kabile devletine çevirdiniz. Devlet teamüllerini yok sayarak ahbap çavuş ilişkileriyle yönetilen saray bürokrasisiyle birlikte devleti halkından kopardınız. İşte bu yüzden sizi duymadığınız çığlıkları, feryatları duyun diye bu kürsüden dile getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Peki 17 yılda nereden nereye gelen dile getiremediğiniz rakamlara bakalım. 2002'de benzinin litre fiyatı 1.62 lirayken bugün neredeyse 7 lira. Asgari ücretle 17 gram altın alınıyordu 2002'de. Bugün ancak üstünü tamamlayarak 7 gram altın alabiliyorsunuz. 50 kiloluk bir çuvalın 2002'de 18 lirayken bugün ne kadar biliyor musunuz? 168 lira. Siz iktidara geldiğinizde Türkiye'de en pahalı ekmeği yiyen ekmeğin kilosu 1 liraydı. Şimdi yaklaşık 6 lira. Boş yere demiyorum. Gerçek ekonomi vatandaşın evindeki tenceresinden gelen faturasından yediği ekmekten geçiyor diye. Ama siz pişkince 17 yılda ihracatımız yaklaşık 165 milyar dolara geldi. Milli gelirimiz 10 bin dolara çıktı. Ama yol yaptık, köprü yaptık diye nidalarıyla bu çığlıklara kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Dünyanın 17. büyük ekonomisi neredeyse ilk 20'nin dışına çıkarmak üzeresiniz. Kişi başına 10 bin dolar gelince, ya bu 10 bin dolar nerede Allah aşkına çok merak ediyorum. Bizim Karamürsel'de Orhan Kılıçsoy var. Abi benim 3 tane çocuğum var diyor. Köroğlu'yla biz 5 kişiyiz. Sayın Bakan da oradaysa selam söyleyin. Benim 50 bin liramı senenin başında, 50 bin dolarımı senenin başında versin. Hem vallahi hem billahi ben hiç ses etmeyeceğim diyor. Orhan Kılıçsoy sizden 50 bin dolar bekliyor. Bu 10 bin dolar varsa bize gönderin Karamürsel'i. Ben hiç ses etmem. Efendi gibi çoluğumla çocuğumla bu seneyi geçiririm diyor. Gerçek ekonomi milletin evinde kaynattığı tencereden geçiyor. Ama yol yaptık derken gıda harcamalarındaki düşüşten, milletin boğazındaki kısmasından da bahsedin biraz. Bahsedin ki ekranlarda yer alsın. En azından devletin kanalında milletin feryadına Osman Öcalan'a yer verdiğiniz kadar yer verin. Fazlasını istemiyoruz. Osman Öcalan'a ne kadar yer veriyorsanız milletin feryadına da o kadar yer verin ekranlarda. Görüyorum ki ne bütçe programınızda ne Cumhurbaşkanlığı 2020 strateji belgesinde işsizliğe gerçek bir öneriniz yok. Daha doğrusu çözmeye niyetiniz de yok. Bakın 2018 yılında ortalama işsizlik %10.4 iken 2019 yılında ortalama işsizlik %13.8 olmuş. Yani işsizlik %33 oranında artmış. Sayı olarak baktığımda 2018 yılında ortalama işsiz sayısı 3.339.000, 2019 yılında ortalama işsiz sayısı ise 4.475.000 kişi. Özetle son bir yılda işsiz sayısında 1.150.000 kişilik artış olmuş. Bu sayı, Kahramanmaraş mebusu var mı burada? Çok söz alırdı, o yokmuş. Bu sayı, Ali burada. Bu sayı Kahramanmaraş ilimizin toplam nüfusuna karşılık geliyor. Siz yoksulluğu yönetmiyor, yoksullukla yönetiyorsunuz bu ülkeyi. Evet, altını çiziyorum. Siz yoksulluğu yönetmiyorsunuz, yoksullukla ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu sizin şiarınız olmuş, yönetim biçiminiz olmuş. Yoksulluğu gerçekten çözmek isteseydiniz, kısa vadede ülkeyi kalkındıracak, aslında birer fabrika olan
Anadolu'nun bereketli topraklarını görmezden gelmezdiniz. Ülkenin kısa vadede kalkınmasının ilk yolu tarımdan geçiyor. Çünkü ne kadar sübvansiyon, ne kadar teşvik, vergi ve yatırım kolaylığı getirseniz de sanayinin ve sanayicinin kısa sürede ayağa kalkacak hali maalesef yok. Üzülerek söylüyorum, yok. Dünyadaki yeni ekonomik gelişmeleri de göz önüne alırsak, gelişen ekonomilerin nefesini tükendiğini de hesaba katarsak, tüm bu gelişmelerin dışında tarımla ülkemizi yeniden kalkındırabiliriz. Bu durum hem ülkemizin dışa bağımlılığını azaltır, hem kendi kendimize yeten bir ülke oluruz, hem de yerinde istihdamı sağlayabiliriz. 1970'te tarımsal istihdamın toplam istihdamı oranı %65 iken bu oran bugün %7'ler seviyesine gelmiş. Tekelleşen büyük tarım şirketlerini ezilen çiftçiyi düşünürsek hem üretici az kazanıyor hem tüketici gıdaya pahalı ulaşıyor. Yani ülkemizi ancak dışarıya bağımlı bir halde yönetiyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin en önemli birimi herkes siyasi müsteşarlık zanneder değil mi? Hayır. Buradan söylüyorum. En önemli birimi tarım müşavirliğidir. Amerikan Büyükelçiliği. Türkiye'de son 17 yılda, bundan önceki yıllarda da bu maalesef mevcut. Ama son 17 yılda tahakkümü daha fazla. Tarımla ilgili çıkan her kanuna mutlaka Amerika tarım müşaviri bir vesileyle müdahale eder. Bir vesileyle mutlaka olayın içerisine zerk eder. Kendi ülkesinin menfaatlerini. Amerika'nın Türkiye'de en etkili olduğu lobi, en etkili olduğu bakanlık da Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı Amerika'nın rızası olmadan hiçbir şey yapamıyor. Ama hiçbir şey. Tohumdan ilaca, tarım ürünleri ithalatına kadar yaşadıklarımız asla rastlantı olamaz. Aksini düşünmek de saflık olur. Ne kadar acı değil mi aslında? Binlerce yıl, onlarca medeniyeti doyuran bu devasa fabrikayı, yani Anadolu'yu tekrar tarımla ayağa kaldırmalıyız. Ama maalesef iktidarın bu konuda gerçekçi ve yapıcı bir politikası yok. Aksini iddia etmeyin, çünkü üreticilerimizin daha 2018 buzağı destekleme primlerini daha ödemediniz. 2019 bitiyor. Kendisini doyuramayan üretici neredeyse iki kat artan yem fiyatları nasıl ödeyecek? Hayvanları nasıl doyuracak? Sizin bu tarım politikalarınız yüzünden hayvancılıkta da dışa bağımlıyız. Millet eti çok yediğinden değil, ha sakın yanlış anlamayın, bu ithalat, millet çok et yiyor o yüzden ithal ediyoruz. Hayır, hayvancılık bitti. Türkiye'de hayvan popülasyonu azaldı. O yüzden Sırbistan'da helal kesilmiş sığır getiriyoruz. Sırbistan'dan helal kesilmiş sığırları getiriyoruz. Eğer üretemiyorsanız, kazanamıyorsanız parasını verip ithal bile edemezsiniz. Bütçeniz bu şekilde giderse. İşte yokluk ve fukaralık da burada başlıyor. Tarımda ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale gelmemiz bu yüzden tesadüf olamaz. Bunu en iyi dünyanın küresel gıda çetelerinden birinin zamanında mümessilliğini yapan Sayın Bakan bilir. Tarım Bakanımız bilir. Değerli arkadaşlar, tarım alanında hep kendi kendimize yetebildiğimizle övündük. Biz ilkokulda öyle derdik. Türkiye dünyada 7 tane kendi kendine yetebilen ülkelerden bir tanesi. Maalesef beton ekonomisinde geçişle, bu geçişle birlikte büyümenin ve kalkınmanın tarımsal ekonomiye değil, inşaat ve beton ekonomisiyle olacağına inandınız siz. Ancak böyle olmadı. Sizin bu tutumunuz, tarımsal üretime yapılan destekleri günün şartlarına uygun hale getirmemeniz ve çiftçimizin her gün artan maliyetlerine çözüm üretememenizin neticesinde ülkemiz ekonomisinin çatısını oluşturan tarım çökme seviyesine geldi. Bakın, Konya şehrimiz kadar olan Hollanda bizden daha fazla üretir hale gelmiş. Bizse en verimli topraklarımızın üzerine beton döküyoruz. Dökmeye de devam ediyoruz. Mesela Tarsus'ta yapılmak istenen Çukurova Bölgesel Havalimanı. 7000 dönümlük birinci sınıf tarım arazisinin üzerine havalimanı inşa etmek hangi aklın ürünündür, ona sormak istiyorum size. Bir taraftan tarım alanları muhafazası için projeler geliştiriyoruz diyeceksiniz. Birinci sınıf tarım arazisi 7000 dönümün üzerine Tarsus'a havalimanı yapacaksınız. Böyle bir çelişki olur mu? Böyle bir tenakuz olur mu? Toprağa kazmayı vurduğunuzda bereket fışkıran o topraklara bu eziyeti yaparken hiç acımıyor musunuz? Üstelik defalarca yüklenici firmanın değişmesi ve o toprakların atıl halde bırakılmasına yönetecek basiretsizliğiniz de somut bir örneği bu proje. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülke ekonomisindeki en önemli problemlerden bir tanesi de bir türlü ortadan kaldıramadığınız kayıt dışı ekonomidir. OECD'nin ülkeler arasında yaptığı kıyaslamaya göre
Türkiye kayıt dışı ekonominin gayri safi yurt içi hasıla oranında %28.72 ile dünyanın ilk sırasında yer alıyor. Biraz evvel Sayın Başkan anlattı ya kayıt dışı ekonomide nerelere geldiğimizi. Gerçek rakam burada. OECD raporunda %28.72 ile birinci sırada yer alıyoruz. Bu oran kaçakçılık faaliyetlerinde dünyaca ünlü Meksika'nın bile üzerinde. Meksika bizim yanımızda yine geride kalmış. Yine rekor kırmışız orada da. Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD'ın uyarısı da dikkat çekiciydi. TÜSİAD Başkanı işsizliğin ve dış borçlarımızın dış borç oranımızın daha önce hiç karşılaşmadığımız seviyelerde olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor dedi. Çözüm önerisi de verdi TÜSİAD. Krizden çıkış için demokrasiyi işaret etti. O hiçbir zaman beğenmediğini, sevmediğini, size yabancı gelen demokrasiyi işaret etti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra yeni sistemin kurumsal yapısının henüz oturtulmamış olması yapısal sorunların çözümünde bizi yavaşlatıyor dedi. Sayın Başkan, değerli milletvekili, burada bir kez daha tekrar ediyorum. İyileştirilmiş parlamenter sisteme bir an önce dönmezseniz, yapısal reformların çözümünde mesafe almak bir yana, bu sorunları artarak yaşayacağımız gün gibi ortadadır. Konuşmamın başından beri bahsettiğim konuların içinde bulunduğumuz olumsuz tablonun temelinin neye dayandığını söylememe gerek yok aslında. Ama yine de söyleyeceğim. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla anayasal sistemimizi kökten değiştirecek bir takım düzenlemelerin hayata geçmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak adlandırılan bu yeni düzendir. Tek adam sistemi dediğimiz bu sistemde Cumhuriyetimizin en temel varlıklarından Merkez Bankası'nın başına gelenleri hatırlayın. 2012 yılında iktisat eğitimi bile almamış Murat Çetinkaya'yı Merkez Bankası kanunu değiştirerek başkan yardımcısı yaptınız. 2016 yılında başkan olarak atadınız. Bu zatın aldığı idari kararlar, liyakatsız atamaların kuruma verdiği zarar yetmezmiş gibi yine aynı başkanı sözünüzü dinlemediği için bir kararnameyle görevden aldı. Sizin ekonomi yönetiminizin özeti Merkez Bankası'dır aslında. Hiç gerisini bahsetmeye gerek yok. İktisat eğitimi almayan bir adamı önce başkan yardımcısı yaptınız, sonra başkan yaptınız, sonra da bu bizim sözümüzü dinlemeyip deyip bir kararnameyle görevden aldınız. Hem Merkez Bankası'nın itibarını yerle bir ettiniz, hem de yabancı sermaye ve uluslararası yatırımcıların gözünde asla güvenilmez bir ülke haline getirdiniz ülkeyi. Bugün sistemin yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 500 gün geçti. Geçen 500 günde bizzat Cumhurbaşkanı ve bakanlar tarafından birçok farklı başlıkta kısa orta vadeli program ve paketler kamuoyuna ilan edildi. Bu planlardan istenilen sonuçlar elde edilemediği anlaşıldı. Bu 500 günde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi plan program yapmanın mümkün olmadığı, kurumların çözüldüğü, yasama, yürütme, yargı erklerin iç içe geçtiği bir hal aldı. 500 günde uygulamaya konulan tüm programlar neticesinde gelinen nokta ortaya çıkan tablo şöyle özetlenebilir. Milli hasıla %15, fert başına milli gelir ise %13.4 azaldı bu 500 günde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin... Sayın Türkan, bir dakika veriyorum. Toparlıyorum başkanım, müsaade ederseniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin ekonomi yönetimi göreve başladığında 17. sırada olan Türk ekonomisi yapılan tahminlere göre yıl sonunda 20. sıraya düşecek. Enflasyon geçtiğimiz yıl yaşanan yükselişin ardından bir miktar azalmış olsa da Türkiye halen OECD ülkeleri içinde en büyük çaplı bir ekonomik resesyon yaşayan Arjantin'den sonra en yüksek enflasyona sahip ülke konumunda. Bu 500 günde Türk lirası dolara karşı %23 değer kaybetti. Döviz cinsi mevduatların oranı %44'ten %52'ye yükseldi. Alınmaya çalışan tüm önlemlere, yapılan düzenlemelere rağmen döviz cinsi mevduatlar Cumhuriyet tarihinin zirvesinde kalmaya devam ediyor. Ülkedeki kayıtlı işsiz sayısı %40.3 arttı. Toplam işsiz sayısı ise 8 milyon ile 130 ülke nüfusundan fazla. Genç işsiz sayısındaki artış daha da vahim. Resmi kayıtlara göre her 4 gençten biri işsiz. Son bir yılda genç işsiz sayısı 515 bin artarak 2 milyon 800 bine ulaştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki son 12 aylık dönemde yani 2017 Temmuz... Bitirelim lütfen. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki son 12 aylık dönemde yani 2017 Temmuz ile 2018 Haziran arası bütçe açığı 68 milyar iken son 12 aylık yani Kasım 2018 ile Ekim 2019 arası bütçe açığı 111 milyar lira oldu.
Tüm bu rakamlar bir şeyi gösteriyor. Ne Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne de ekonomi yönetiminin bir karşılığı kalmamıştır. İyi Parti, Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkelerine bağlı kalarak devlet yönetmeye namzet bir siyasi partidir. Biz iyileştirilmiş parlamenter sistemi, hukukun üstünlüğünü, erkler arasında denge ve denetim mekanizmasını hakim kılacağız. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu çoğulcu demokrasi ve liyakat esasına dayalı bürokrasi ile kişi hak ve hürriyetlerin, ifade ve basın özgürlüğünün hakim olduğu bir toplumu inşa edeceğiz. İYİ Parti iktidarıyla tüketim ve israf ekonomisi bitecek, Türkiye reel sektöre ve tarımsal üretime öncelik vererek üretim ekonomisine geçecek. Bizim hedeflerimizden uzak köylüyü, çiftçiyi, sanayiciyi, işçiyi... Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, birleşime 45 dakika ara veriyoruz.